Merhaba arkadaşlar. Bu videoda JavaScript ile nesne tabanlı bir zar atma uygulaması yapalım. Projemiz için bir klasör oluşturduktan sonra içine boş proje şablonu ve kütüphane klasörlerini kopyalayalım. Zarlar için ise resim dosyaları kullanacağız. Projemizi Visual Studio kod uygulaması ile açalım ve şablon dosyasının ismini değiştirelim. Artık projemizi geliştirmek için hazırız. İlk zar resmi için bir değişken ismi belirleyelim. Bir resim nesnesi oluşturalım ve değişkenin içine aktaralım. Zar bir PNG dosyasını bu nesnenin içine yükleyelim. Nesnenin konum ve boyutunu belirleyelim. Benzer kodları ikinci resim için de yazalım. İkinci resmin sola olan mesafesi 325 olsun. Yüklenen ilk resim dosyası da zar6 PNG olsun. Buton için bir isim belirleyelim. Buton nesnemizi oluşturalım. Görünen ismi zarat olsun. Sola olan mesafesini zar resmine göre hesaplayalım. Yukarıya olan mesafesini de yine zar resmine göre hesaplayalım. Zar atma işlemi için bir fonksiyon oluşturalım. Oluşturduğumuz bu fonksiyonu zar at butonuna bağlayalım. Birden 6'ya kadar rastgele 2 sayıya ihtiyacım var. Bu rastgele sayıları sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerinde saklıyorum. Şimdi bu sayılara göre zar resimlerini yeniden yükleyelim. Ve her zar atıldığında zar resimlerini rastgele bir açıda döndürelim. Zar atma uygulamamız istediğimiz gibi çalışıyor. İhtiyacımız olmayan kodları temizleyelim. Uygulamamızı 600 piksel genişliğinde tasarladık. İstersek page.fit fonksiyonunu kullanarak ekran genişliğine tam oturmasını da sağlayabiliriz.